Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 5'te canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve Türkiye gündemine dair önemli konuları ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Türkiye'de halkın Avrupa Birliği'ne bakışı üzerine konuşacağız. Bu konu neden gündemimizde? Geçen haftanın ilgi çekici haberlerinden biriydi. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketlere göre 2019 yılıyla karşılaştırıldığında 2021 yılının Ocak ayı bize gösteriyor ki Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üye olalım mı sorusuna evet diyenlerin oranı önemli ölçüde artmış durumda. Sadece bu değil mevzu, bir yandan da parti seçmenlerine göre de değişiyor bu evetler. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde evet diyenlerin oranı düşerken Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde evet diyenlerin oranının yükseldiğini görüyoruz. Bütün bunları konuşacağız. Geride bıraktığımız Avrupa Birliği zirvesinden de hareketle halkın Avrupa Birliği'ne bakış açısına dair bir sohbet edeceğiz. Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ayhan Kaya ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar Şükran, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Haber ne kadar yankı buldu bilmiyorum ama veriler ilgi çekici görünüyor. Bunlar üzerinden biraz Türkiye halkının Avrupa Birliği'ne geçmişte de nasıl baktığını, bugün de nasıl baktığını siz bize anlatın istiyoruz. Siz bu anket sonuçlarına da baktığınız, sahadaki gözlemleriniz, çalışmalarınızın da bir sürü şey gösterdiğine eminim size. Siz halkta bir batıya meyil görüyor musunuz ve bu anket sonucu bize ne söylemiş oluyor? Bunun yorumunu rica ederek başlayalım. Şükran, şimdi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bağlamında düşündüğümüz zaman Türkiye halkı açısından Avrupa Birliği pek çok şey ifade ediyor aslında. Genellikle literatürde Avrupa şüpheciliği veya Avrupa Birliği yanlılığı şeklinde geçen bir takım kavramlar var. Ama bunu Türkiye'nin yaklaşık 200 yılı aşkın bir süredir yaşanan modernleşme, batılılaşma süreci bağlamında düşündüğümüz zaman aslında Avrupalılaşma kavramı modernleşmeyle, batılılaşmayla, çağdaşlaşmayla birlikte anılan eş anlamlı kavram silsilesi gibi okunabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü Avrupa Birliği ile de olan ilişkisi bana öyle geliyor ki tek başına ele alınabilecek bir mesele değil. Türkiye toplumunun belleğinde yer etmiş olan bir takım kavramlarla birlikte, yani modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma, laikleşme gibi kavramlarla birlikte ele alınması gerekiyor. Özellikle 1999 yılından bu yana, yani Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne aday olma statüsü verildiği tarih olan Helsinki zirvesinden bu yana düşünüldüğünde çok net bir şekilde şunu görebiliyoruz. Avrupa Birliği perspektifi Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde kalsa biraz daha belirginliğini yitirmeye başlıyor. Ne zaman ki sosyoekonomik anlamda, politik anlamda kriz yaşamaya başlasa Türkiye Cumhuriyeti devleti ve toplumu, o zaman tekrar revaçta olan bir konu haline geliyor. Yani Avrupa Birliği üyeliği, tam üyeliği bir perspektif olarak Türkiye toplumunun yaşadığı kriz döneminde daha da yükseğe çıkan bir perspektif haline gelirken, diğer zamanlarda mesela çok net olarak hatırladığım, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bunu hatırlayacaklardı. Mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliği konusundaki perspektifi çok net olarak 2008 yılında Avrupa'nın yaşadığı küresel finansal kriz döneminde hakikaten tabana vurmuş durumdaydı. Çünkü o dönemdeki tartışmaları yine hatırlayacak olursak, sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sorulduğu zaman Avrupa Birliği üyesi olmak ister misiniz diye, yanı başımızdaki komşumuz olan Yunanistan'ın yaşadığı finansal ekonomik krizi krize referans vererek hayır maazallah, Allah yazdıysa bozsun şeklindeki bir takım yanıtları alabiliyorduk. Çünkü Avrupa Birliği üyeliği demek o dönemde yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan'ın yaşadığı krizleri yaşamakla eş anlamlıydı. Ama bugün bu ankette de görülüyor ki tekrar Avrupa Birliği tam üyeliği konusundaki halkın görüşü, tutumu daha da olumluya doğru seyrediyor. Bunu şu şekilde okumak mümkün. Türkiye şu anda
siyaseten ve toplumsal yaşantı olarak yönünü kaybetmiş, rotasını kaybetmiş bir kriz içerisinde seyretmekte. Dolayısıyla bu kriz içerisinde yaşayan insanlar kendilerine bir pusula olarak Avrupa Birliği'ni görüyorlar. Bu tabii doğru bir değerlendirme, haklı bir değerlendirme. Yakın çevremize baktığımız zaman Rusya'ya, Avrupa Birliği'ne, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, başka yerlere baktığımız zaman hala en sağlıklı şekilde karşımızda Avrupa Birliği'nin başarılı bir entegrasyon modeli olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla halk da bunu bu şekilde değerlendirdiğinden olsa gerek kendine daha sağlıklı bir hedef olarak Avrupa Birliği üyeliğini seçtiğini söyleyebiliriz. Anladığım kadarıyla söylediklerinizden biraz kriz anlarında bir kurtarıcı olarak görüldüğü için de o Avrupa Birliği'ne üyeliğe olan istekte bir artış oluyor, ama bu kriz anı, işler kötü gittiğinde diyoruz, ne olunca özellikle arttığına dair biraz daha açmanızı rica edeceğim. Rejiden de rica edelim, bir grafiğimiz vardı Avrupa Birliği'ne onaya dair dalgalanmaları gösteren metropolün araştırmasından bir grafik. Ve yıllar içinde ne kadar farklı şekilde seyrettiğini de görüyoruz burada ve en son 2021 çıkışını da görüyoruz. Bu ekonomik mi, demokrasiyle mi ilgili, hepsi birden mi, nasıl görünüyor? Evet, şimdi tekrar yine yakın tarihimizde kısa bir yolculuk yapalım Şükran Hanım. 99 yılında demiştik ki Helsinki zirvesinde Türkiye'ye aday ülke olma statüsü verildi. Özellikle o dönemde Almanya şansölyesi Almanya şansölyesi Schröder'in Ecevit ile olan ilişkisi belirleyici olmuştu ve adeta Schröder o dönemde Türkiye'nin bu sürece hazır olduğu şeklindeki yaklaşımını bütün Avrupa Birliği'ndeki üye devletlerin başkentlerinde liderleriyle paylaştı ve bizim bir anlamda avukatlığımızı yaptı. O dönemde mektuplar gitti geldi vesaire. Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Türkiye devleti büyük bir travmasından kurtulmuştu. Ama 97 yılında, bundan 2 yıl önce 97 yılında bu defa Lüksemburg zirvesinde Türkiye yine aday ülke olmak için başvuruda bulunmuştu ama reddedilmişti. Gerek Avrupa Birliği'ndeki bir takım gelişmeler nedeniyle, gerek o dönemde Türkiye'nin henüz daha hazır olmadığı şeklindeki bir saptamayla birlikte bu talep reddedilmişti Avrupa Birliği tarafından. 97 ve 99 yılları arasında Türkiye'de müthiş böyle bir milliyetçi akımın yaşandığını hatırlatmakta fayda var. Bir taraftan çoğunluk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, bir taraftan Kürt milliyetçiliği, bir taraftan başka diğer mikro etno milliyetçilikler silsilesini o iki yıllık döneme sığdırabiliriz. Ama 99'dan sonra Türkiye adeta önü açılmış bir şekilde bütün bu çoğunluk milliyetçiliğinden, azınlık milliyetçiliğinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu dönem 99-2005 yılları arasındaki dönemdir. Türkiye'nin belki de en aydınlık dönemidir, en barışçıl dönemidir, en sosyoekonomik açıdan, politik açıdan kazanımlı ve psikolojik açıdan kazanımlı dönemidir. Ama 2005 yılından sonra bu defa yine gerek Avrupa Birliği'ndeki bir takım gelişmeler ki Merkel'in iktidara geldiği bir Almanya, Sarkozy'nin yavaş yavaş iktidara gelmeye başladığı bir Fransa ve diğer faktörleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bir taraftan büyük bir büyüme hamlesi içerisindeydi. 2004 yılında 10 yeni üye devlet katıldı birliğe ve dolayısıyla Türkiye gibi büyük bir ülkenin, büyük bir devletin birliğe üyeliği konusunda kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda bir şüphecilik ortaya çıkmaya başladı. Buna tabii Türkiye kamuoyu, Türkiye siyaseti, devlet insanları anında tepki verdiler. Ve Türkiye yeniden kendi içine kapanan, milliyetçiliğin ön plana çıktığı bir ülke haline gelmeye başladı. 2005 yılındaki Mersin'deki bayrak krizini eminim çoğu insan hatırlayacaktır. O dönemde yeniden milliyetçilik sarmalının içine girildiğini yeniden pek çok kişi hatırlayacaktır. Yine Kürt milliyetçiliği konusunda, diğer etno milliyetçilikler konusunda bir takım gelişmelerin olduğunu yine hatırlayacağızdır. Bir taraftan da müzakereler başlıyordu. Maddi anlamda Türkiye ticaretinin, Türkiye ekonomisinin, Türkiye sanayisinin buna çok da fazla hazır olmadığı şeklinde
bir süreci yaşadık ve dolayısıyla o dönemden itibaren işte İslamofobi de Avrupa'da yükselmeye başladı. Türkiye'de de biraz daha uygarlıkçı bir paradigma egemen olmaya başladı. Giderek daha böyle İslami anlayışa doğru bir yaklaşımın egemen olmaya başladığını görüyoruz Türkiye devlet yönetiminde. Yani o günden bugüne sıraladığımız zaman bütün bu olayları zaman zaman Avrupa Birliği konusundaki şüphelerin gerek reel bir takım nedenlerle, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan reel nedenlerle, gerekse yönetici siyasal elitin kullandığı söylemler nedeniyle Avrupa Birliği şüpheciliğinin giderek arttığını gördük. Ta ki bu 2013 yılındaki Gezi olaylarına kadar. Gezi olayları bir dönüşümün aslında habercisiydi. Gezi olaylarında yeniden Türkiye'nin özellikle Merkel'in tavrı nedeniyle, Merkel'in sivil topluma verdiği destek nedeniyle yeniden sivil toplum içerisinde Avrupa Birliği yandaşlığının, sempatisinin giderek yükselişe geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hakikaten bağlamla alakalı, siyasal söylemle alakalı, siyasal iradeyle alakalı ve tabii ki Avrupa'da yaşanan gelişmelerle alakalı bir takım süreçlerden bahsetmek mümkün burada. Bu son yükseliş için Türkiye'nin ekonomik durumuyla da bir ilişkisi olup olmadığına dair yorum yapabilir miyiz? Tabii ki yani Türkiye bir taraftan siyaseten polarize olmuş durumda, kutuplaşmış durumda. Pandemiyle birlikte her ne kadar rakamlar yani tırnak içinde resmi rakamlar öyle söylemese bile büyük bir işsizlik, yoksulluk, prekaryalaşma söz konusu. Dolayısıyla iktisadi anlamda büyük bir krizin pençesinde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Siyaseten belli alanlarda meşruiyetini yitiren bir iktidar yapılanmasından söz ediyoruz. Halkın şu anda düşündükleriyle, toplumsal anlamda yaşanılanlar ile yönetici elitin, siyasal elitin kurduğu söylemler, ön plana çıkardığı tartışma konuları arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Toplum tabii bunu rahatlıkla görüyor. Çünkü gündelik hayatta ne yaşadığını insanlar herkesten çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla böylesine yani asabın bozulduğu, asabiyenin bozulduğu, toplumsal bütünlüğün bozulduğu, uyumun bozulduğu süreçlerde insanlar bunu kompanse edebilecek bir takım başka projelere doğru yönelirler. Şu anda insanların önünde o anlamda karşılaşabilecekleri tek eli yüzü düzgün diyelim, tek sağlıklı proje olarak hala Avrupa Birliği duruyor orada. O nedenle bu yükselişi Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, iktisadi ve toplumsal krizle açıklamak mümkün olabilir. Seçmenden seçmene değişiyor olması da burada ilginç. İkinci görseli de rejiden bize göstermelerini rica edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinde şimdi Aralık 2019'dan Ocak 2021'e baktığımızda evet diyenlerin oranı Avrupa Birliği'ne üye olmaya %52'den %46'ya düşmüş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin evet deme oranı ise 54'ten 77'ye yükselmiş. Burada şimdi ilginç olan şu, milliyetçi siyasetin yükselişiyle Avrupa Birliği'nin onayın azalmasından bahsettiniz ama Türkiye'de bir yandan da son yıllarda milliyetçi siyasetin ciddi bir yükselişte olduğunu herhalde siz de onaylarsınız. Bir yandan Cumhur İttifakı, bir yandan İYİ Parti'nin yükselişi. Ama bu grafiklerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda evet diyenlerin oranının yine yükseldiğini görüyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti seçmeni için de bu geçerli. Yani bir yandan da hem milliyetçilik artarken AB'ye olan onay da artıyor gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bunu şu şekilde okuyorum. Özellikle AKP'nin iktidara geldiği 2000'li yılların ilk yarısında Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlılığı açısından bir değerlendirme yapıldığında AKP seçmeninin CHP seçmenine göre söz gelimi daha büyük oranda Avrupa Birliği üyeliğinden yana olumlu görüş bildirdiğini hatırlayalım. Ki o dönemde biz de yaptığımız çalışmalarda
normal koşullarda CHP gibi sekülerleşmeden, laikleşmeden, modernleşmeden yana olan toplumsal kesitlerin Avrupa Birliği'nden yana, Avrupa Birliği üyeliğinden yana çok net bir şekilde görüş bildirmeleri gerektiğini söylüyorduk. Ama bu böyle değildi. Tam da tersine normal koşullarda daha muhafazakar olan, daha belki de milliyetçi olan AKP'li seçmenin Avrupa Birliği konusunda daha sıcak düşündüğünü hatırlayalım. Bu da tabii Türkiye'de genellikle şöyle bir tartışma vardır. Türkiye'de sağ soldur, sol sağdır şeklindeki bir yaklaşımın izini sürecek olursak, o dönemde yine hatırlayalım. Mesela medyaya baktığımız zaman 2000'li yılların ilk çeyreğinde, ilk yarısında Cumhuriyet Gazetesi gibi, Sözcü Gazetesi gibi gazetelerin yine Euroskeptik diyebileceğimiz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'ne şüpheci yaklaşan gazetelerin olduğunu hatırlayalım. Bunun nedeni aslında bu tür gazetelerin, bu tür medya organlarının iktidara olan muhalefetlerini Avrupa Birliği üzerinden dile getiriyor olmalarıydı. Fakat bu 2013'ten sonra değişmeye başladı. Bir anlamda Türkiye'deki sağ-sol yelpazesi Avrupa'daki sağ-sol yelpazesine denk gelmeye başladı. Mesela bu son dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığınız zaman, Sözcü Gazetesi'ne baktığınız zaman bu defa Avrupa Birliği'nden yana görüşler ifade ettiklerini, söylemler kullandıklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu ben şöyle açıklıyorum. Zamanında Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de AKP tarafından bayraktarlığı yapılan bir medeniyetçi söylem söz konusuydu. O medeniyetçi söylem Türkiye'yi Avrupa ile dünyanın farklı yerleri, Afrika, Orta Doğu arasında bir köprü olarak, bir uygarlıkçı köprü olarak kurma eğilimindeydi. Ilımlı İslam söylemlerini hatırlayalım vesaire. O radikal siyasal İslam karşısında daha dengeleyici bir unsur olduğu şeklinde AKP'nin kendisini lanse ettiğini ve Avrupa devletlerinde bunu kabul ettiklerini söyleyelim. İşte o dönemde karşılıklı çıkarlar üst üste geldiği için Türkiye'deki diğer seküler, laik, modernleşmeci çizgideki gruplar ise burada iktidara olan muhalefetlerini Avrupa Birliği karşıtlığı şeklinde dile getirmeyi tercih ettiler. Ama şimdi artık bunun da geride kaldığını, Türkiye'de modernleşmeci, seküler, laik unsurların artık daha net bir şekilde Avrupa Birliği'nden yana tavır koyduklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla ben bu değerlendirmeyi yaparken milliyetçilik üzerinden yapmamak gerektiğini söylüyorum. Daha çok sekülerlik, işte İslamiyet ya da dindarlık arasındaki Türkiye'nin işte 150 yılına damga vuran bu fay hattı üzerinden bir değerlendirme yapmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim Şükran. Seçmende dikkat çekici bir Avrupa Birliği'ne yönelik evet diyen kesimin artışını görüyoruz, ama bir yandan da devlet, Ankara bu konuda ne durumda, buna da bakalım. Seçmen bu şekilde düşünürken en çok tartışılan konulardan biri, biliyorsunuz, işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, LGBTİ artıya karşı artan bir negatif söylem izliyoruz Türkiye siyasetinde. Türkiye AB ekseninden negatif yönde kayıyor olarak yorumluyor musunuz siz bunları? Yoksa bunlar bizim gördüğümüz kadar önemli şeyler değiller mi? Ve bu eksenden kayıyorsa eğer, halkın AB'ye bakış açısı üzerindeki etkisinin ne olduğunu düşünüyorsunuz bu adım? Şimdi tabii bu sorunun yanıtı Şükran oldukça çok katmanlı bir yanıt olacaktır. Şöyle ki, evet, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak Avrupa Konseyi çerçevesinde değerlendirildiği zaman, yani geniş sivil Avrupa, 47 üyesi olan sivil Avrupa'dan bahsediyorum, hiç de kabul edilebilir bir gelişme değil. Dolayısıyla bu Türkiye'yi uluslararası bağlamda
kendi içine kapalı bir coğrafya haline getiriyor. Bunu bir tarafa koyalım. Ama diğer taraftan bu gelişmeyi daha çok iç siyaset kaygıları üzerinden yapılan bir değişiklik, bir hamle olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin yeniden bir seçim satına girdiğini ve özellikle AKP'nin muhafazakar seçmeni, bir takım tarikatları, bir takım cemaatleri tatmin edebilmek için böylesine bir manevra sergilediğini söylemek mümkün. Ve yine biliyoruz ki AKP siyasal eliti başlangıçtan bu yana pek çok konuda pragmatik ve araçsal davranmayı tercih etmiştir. Başlangıçtaki Avrupa Birliği üyeliğinden çok net yana olan tavrını da yine bu pragmatik siyasetin bir iz düşümü olarak okumak gerekiyor. Bugün de bakıldığında iktidarı korumak için her şeyin mübah olduğu anlayışından hareketle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin önümüzdeki seçimlere bir hazırlık olduğunu söylemek mümkün. Ama işin diğer açısından bakıldığı zaman, işin diğer tarafından bakıldığı zaman bu Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlısı olan gruplar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Biraz ona bakmak gerekir. Benzeri bir yaklaşım, benzeri bir tartışma 2016 Mart ayında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan mülteci sözleşmesinde, mülteci anlaşmasında da, mutabakatında da yapılmıştı. Ben o dönemde de yine bu tür konuları yazmış, çizmiştim. Şimdi yine aynı noktaya gelindiği kanaatindeyim. O da şu, Türkiye'de evet belki buradaki zaman zaman %70 olan, zaman zaman %80'e çıkan Avrupa Birliği yanlısı kitleyi değerlendirdiğimiz zaman bu kitle içerisinde öyle bir kritik kitle var ki onlar daha eleştirel bakan, daha objektif bakan bir kitle, belki daha entelektüel, daha kozmopolitan, pragmatik olarak bakmayan, değerler üzerinden bakan, demokrasi, demokratikleşme, insan hakları üzerinden bakan bir kitle. Bu kitle içerisinde Avrupa Birliği konusunda başka bir takım şüphelerin ortaya çıktığını görmek mümkün. Çünkü hem 2016 yılındaki mülteci mutabakatında hem de bugün Avrupa Birliği çevrelerinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan, HDP'nin kapatılma sürecini başlatan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan bir siyasal anlayış karşısında net bir tavır sergilemiyor olması, ona karşılık özellikle mültecilerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak bir takım formüller üzerinde çalışmayı daha öncelikli olarak görmesi, Avrupa Birliği içerisinde değerler mi çıkarlar mı şeklindeki bir soruya Avrupa Birliği devletlerinin büyük ölçüde çıkarlar olarak yanıt verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu dönem, belki geçtiğimiz 10 yıl Avrupa Birliği değerlerinin hem Avrupa Birliği içerisindeki eleştirel kitleler tarafından hem de Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlısı eleştirel gruplar tarafından fazlasıyla sorgulandığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla evet, bir taraftan bu tür hamleler, Türkiye'de yapılan hamleler, İstanbul Sözleşmesi gibi HDP'nin kapatılması süreci gibi süreçler iç politik hamleler olarak okunmakla birlikte, öte yandan Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlılığı konusunda da bir takım iz düşümleri beraberinde getirecek ya da getiriyor gibi düşünülebilir. Geride bıraktığımız Avrupa Birliği zirvesinden çıkan Türkiye ile ilgili kararlarda da tam söylediklerimizin işaretlerini görmüş olduk. Her ne kadar yaptırımlar masada olsa da onlar hala bir kenarda duruyorlar ama Türkiye ile ilgili daha diyalog çağrısı yapan daha pozitif bir kararda çıkmış oldu. Daha çok Doğu Akdeniz'deki faaliyetler önemseniyor ve onlar gözlenecek gibi görünüyor. Ama sonuç olarak pozitif bir çıktı AB zirvesinden ki Türkiye'de bu kararlarla ilgili memnuniyetini dile getirdi.
AB tarafından gelen bu pozitif adımların Türkiye halkı üzerinde bir etkisi oluyor mu acaba? Yoksa bunlar sadece bir haber köşesi olarak kalıyor ve etkilemiyor mu halkı? Merak ediyorum. Şimdi Şükran, tabii bu konuya nasıl baktığımızla alakalı ne düşünüyor olduğumuz. Hani ben konseyin işte yayınladığı metne baktığım zaman, onun söylem analizini yaptığım zaman veya uzun zamandan beri Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa Parlamentosu ya da Komisyon tarafından yazılan hukuki metinlere baktığım zaman, Türkiye hakkındaki eskiden ilerleme raporları denirdi, artık o raporlar da yok. Bu tür metinlere baktığım zaman şu andaki durumu çok parlak görmüyorum. Avrupa değerleri açısından parlak olmadığını düşünüyorum. Çıkarlar açısından alan memnun, veren memnun şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün. Çünkü Türkiye ihtiyacı olan finansal girdiyi sağlıyor. Özellikle mültecilerin bir takım süreçlere entegrasyonunda katkıda bulunacak önemli bir meblağın yeniden garanti edildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bir işbirliği var. Ama öbür taraftan Doğu Akdeniz'de özellikle doğalgaz konusunda, Kıbrıs sorunu konusunda çok net ifadelerin olduğunu, dolayısıyla burada Türkiye'nin belli ölçüde köşeye sıkıştırıldığını söylemek mümkün. Ama tabii ki Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya'nın burada daha çok Türkiye'den yana, özellikle mülteciler konusunda öncelikleri düşünüldüğü zaman Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yana bir tavır koyuyor olduğunu söylemek mümkün. Ama baktığımız zaman metinlere, bu biraz önce ifade etmeye çalıştığım metinlerdeki söylem analizini yaptığımız zaman artık söz gelimi bir üye devlet olduğu gerçeğini o metinlerde görmüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir üyelik perspektifi sahibi olmadığını görüyoruz o metinlerde. Avrupa Birliği'nin bu perspektifi hiç değerlendirmediğini, hiç dikkate almadığını görüyoruz. Türkiye'den büyük ölçüde bir partner ülke, iyi komşuluk ilişkileri geliştirilecek olan bir ülke, stratejik ortaklık geliştirilecek olan bir ülke gibi görülüyor. Dolayısıyla Türkiye 99 ile 2005 yılları arasında elde ettiği kazanımların çok önemli bir kısmını, ki bu kazanımlar, hatırlayalım, 2005 yılında neden müzakere sürecinin başlatılmasına karar verilmişti? Çünkü Avrupa Birliği devletleri, üye devletleri Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini layıkıyla gerçekleştirdiği, karşıladığı konusunda mutabık olmuşlardı. Demokrasi, insan hakları, serbest piyasa. Şimdi artık bunların bahsinin geçmediği bir düzlemde karşılıklı çıkarlar üzerinden giden bir müzakere süreci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değerlerin hiçe sayıldığı bir düzlemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini doğru bir şekilde analiz etmek bana çok da mümkün gelmiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer biz tam üyelik perspektifini kaybedersek bu Türkiye için bir yıkım olur. Ve o nedenle Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlısı bütün unsurların, güçlerin değerler üzerinden Avrupa Birliği içerisindeki Avrupa değerlerine değer veren bir takım partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademiyle el ele vererek bu süreci, bu kavramları, değerler silsilesini ayakta tutmaya çalışmak için ekstra bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Ama en başta dediğim, hani 97'deki Lüksemburg zirvesinde Türkiye hakkında alınan olumsuz bir karar vardı. 2 yıl sonra 99 yılında 180 derecelik bir değişimle çok olumlu bir karar alındı. Dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini hep bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bugün çok da böyle matah bir tablo yok karşımızda, ama yarın böyle olacağı anlamına gelmez. Yarın her şey yine 180 derece şeklinde değişebilir. Türkiye'nin Avrupa perspektifini koruması gerekiyor. Şimdi ben de sormak istiyorum. Yani gelecekle ilgili sizin tahminlerinizi de konuşarak kapatalım. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili ben kendimi bildim bilerek en çok konuşulan şeylerden biri. Özellikle halkta bizi almazlar, biz giremeyiz, zaten olmayacak
derken aslında iyi bir AB üyeliği perspektifine de sahipti Türkiye ama şimdi bunu çok daha zayıfladığını iki taraftan da bu açıdan bakılmadığını söylüyorsunuz. Yarın nasıl görüyorsunuz AB ile ilişkilerle ilgili? Yani şu aşamada elimizden geldiğince sivil toplum aktörleri olarak, akademi olarak, devlet aktörleri olarak, siyasal partiler olarak bu süreci devam ettirebilecek nitelikte su taşımaya devam etmemiz gerekiyor. Yani zarar ziyan analizlerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Ama şunu bilelim ki Türkiye toplumunun Avrupalılaşma süreci 10 yılla 20 yılla sınırlandırılacak bir süreç değil. En başta da ifade etmeye çalıştığım gibi 200 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Modernleşmeyle, çağdaşlaşmayla, batılılaşmayla birlikte anılacak bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla daha bu köprünün altından çok sular geçecek ama ben üyelik konusundaki perspektifimizin, tam üyelik konusundaki perspektifimizin başka hiçbir perspektifle değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Avrupa'daki bağlam belki bunu konuşmaya çok da uygun bir bağlam değil ama Avrupa da kendi içinde büyük krizler yaşıyor, büyük çözülmeler yaşıyor. Covid sürecindeki, Covid'le mücadele sürecindeki başarısızlıklarını hep beraber görüyoruz. Yönetimsel anlamda büyük başarısızlıklara imza attıklarını görüyoruz. Popülizm anlamında bir yükselişin olduğunu, yabancı düşmanlıkçılık konusunda yükselişin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa da iyi değil, kendini şu anda iyi hissetmiyor. Türkiye'de de benzeri tartışmaların olduğunu biliyoruz ama geleceği kurabilmek için gelecek perspektifine sahip olmak gerekiyor. Geçmişin bize öğrettikleri bizim açımızdan önemli, onları hanemizde tutalım ama gelecek perspektifini bizim Türkiye toplumu olarak iyi kurmamız gerekiyor ve tavrımızı çok net olarak daha güçlü bir Avrupa Birliği'nden yana koymamız gerekiyor. Öyle bir Avrupa Birliği içinde Türkiye ile birlikte hareket edecek bir Avrupa Birliği perspektifini savunmamız gerekiyor diye düşünüyorum çok net olarak. Tam üyelik perspektifinden vazgeçilmemesinin en iyi seçenek olduğunu söylüyorsunuz. Halkın bu konudaki fikirlerini de az önce konuştuk, anketlerde de gördük. Bir yükseliş olsa da bir kısmı halkın hala üye olmak isterken bir kısmı da buna hayır demeye devam ediyorlar. Biz de gelecekte geleceği hep birlikte izleyeceğiz, gelişmeleri takip edeceğiz ve sizlere sormaya devam edeceğiz bunları. Şimdilik teşekkür ederim katıldığınız için. Ayhan Kaya çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sosyopolitik'te bu hafta İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayhan Kaya'yı ağırladık ve Türkiye halkının Avrupa Birliği'ne bakışı üzerine konuştuk. Biz Sosyopolitik'te her pazar 17'de canlı yayında burada sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları konu uzmanlarıyla ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Medyascope ekranlarından sizlerle buluşuyoruz. Siz de lütfen bu emeğimizin karşılığında bizlere destek olun. Bizlere Patreon üzerinden katkı yapın. Patreon üzerinden nasıl katkı yapacaksınız? Bunu bu videonun altında YouTube'daki ekleyeceğimiz bilgilerden ulaşabilirsiniz. Patreon üzerinden Medyascope destek olmanın yanı sıra YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayınlarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Siz bunları yapın ki biz de yayınlarımızı yapmaya devam edebilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.